Evet arkadaşlar, sabah yakaladığımız kefalleri şimdi güzelce pişireceğiz. Size malzemeleri tanıtmak isterim. İşte tuz, yağ, limon, karabiber, 5 adet domates. Rendeledik biz bunları, kabuklarını soyduk. 2 baş soğan. 5-6 tane sarımsak da, bunu dilediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Ve tabii ki kefal ihtiyacınız var. Öncelikle soğanları, tavamızın altını yakmadık. Öncelikle soğanları tencerenin dibine güzelce yerleştiriyoruz sarımsaklarla beraber. Soğanlar altta kalsın. Balıklarımızı koyuyoruz. Yani balıklar metale temas etmesin. Ben 10 yaşından beri balığa gidiyorum. Bir aile dostumuzun teknesi vardı. Balıkçı teknesi beni balığa götürürdü. İşte o kaptandı. Biz bir yandan aşçılık yapardık, bir yandan gemicilik yapardık. Kimisi kendi tarifi, kimisi annemin öğretmesi. Bunu mesela annem balığı hafif kızartarak yapıyor. O şekilde uygun görmüyorum. Bunun üstüne dediğim gibi 5 tane rendelenmiş domatesimizi koyuyoruz. Gezdiriyoruz. Balıklarımızın üstünden geçsin. Bir çay bardağı zeytinyağımızı koyuyoruz. Bunu bir çay bardağında su ilave edeceğim. Şimdi ocağımızın altını yakıyoruz. Önce harlı ateş açıyoruz. Su tıkırdamaya başladığı zaman da ocağımızı en kısık ateşe alacağız. Evet, şimdi balıklarımız yaklaşık 20 dakika oldu. Balıklar pişmek üzere. Şimdi biz bunlara tuzunu ekliyoruz. Karabiber ekliyoruz. Evet, kendi tercihinize göre. Bir yarım limon sıkıyoruz. Pek susuzmuş. Bir yarım daha sıkıyoruz. Kokular şahane.
10 dakika daha böyle kaynasın. Evet. Artık ocağımızın altını kapatabiliriz. Domatesler çok güzel erimiş. Soğanlar yumuşacık olmuş. Balık yumuşacık olmuş. Müsaadenizle sizin için tadıyorum. Kefalin en lezzetli yani bu. Ekonomik değeri çok yüksek olmayan bir balık. Hani kilosu 15 liraya da bulunabiliyor. Bu şekilde yaparsanız lezzetli yemekler pişirmiş olursunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Teşekkürler.